Sparta Haber'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Uzun bir aranın ardından yeni yayın döneminde Alanya Posta TV'de yeniden sizlerin karşısındayız. Malum pandemi nedeniyle yayınlarımıza tedbir amaçlı uzun bir süredir ara vermiştik. Yeni normalleşme ile birlikte artık ülkemizin önünde bir iyileşme gözlemliyoruz Alanya'da ve özellikle yaz döneminde kırmızıyla kaplanan Alanya artık sanki 3 sene, 2 sene önceki normal, gerçek normale dönmek üzere. Fakat yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Çünkü hala kentimizde vakalar mevcut. Yeni yayın döneminde de pandeminin de etkisiyle en çok konuşulan son 2 yıldır malum sağlık ve bu yüzden yeni dönemi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı ile açıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de oldukça zorlu bir, hekimlerin işi her zaman zordur aslında ama özellikle son 1,5-2 yıldır ziyadesiyle iş yükünüz kat ve kat arttı görünüyor. Nasıl geçti 1,5 yıl? Yani şöyle söylemek lazım. Gerçekten sadece ilçemiz için ya da ilimiz, ülkemiz için değil, tüm dünya için bir sağlık sınavı dönemi yaşıyoruz. Hala bu sınavın içerisindeyiz. Dolayısıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanlığın önemli bir sınavı olarak karşımıza çıktı. Zaman zaman artan vaka sayılarıyla birlikte iş yükü artmış olsa da zaman zaman bugünlerde olduğu gibi daha rahat ve hayatın daha çok normalleştiği, özgürlüklerin daha çok arttığı bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Ama lütfen hani programın hemen başında bunu ifade etmek isterim. Lütfen temizlik, maske, mesafe kuralına uyalım. Sırası gelen tüm vatandaşlarımız lütfen aşılarını olsunlar. Bu pandeminin sona ermesi için elimizdeki en güçlü silah hala aşı ve biraz önce söylediğim temel tedbirler. Bu tedbirlere uymak durumundayız. Evet. Pandemiyi elbette konuşacağız biraz sonra. Hemen pandemiye geçeceğiz. Onun öncesinde son dönemde kentte adeta sansasyonel bir etki yaratan bir avukatlarınızın açıklaması var. İlk olarak onunla başlamak istiyorum. Nedir o olay? Belki avukatlarınız da olsa şu an burada belki daha net ifadeler kullanabilirlerdi. Malum siz bir taraftan devlet memuru pozisyonunda olunca her şeyi bilseniz de aşikar edemiyorsunuz. Özetleyecek olursak nedir bu olayın aslı? Şöyle kısaca, niye buna ihtiyaç duyuldu? Tabii. Yani kısaca şunu özetleyelim. Bu son 1,5 yıllık süreçte özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı ve elbette biz de sağlık çalışanlarına liderlik, önderlik eden idareciler olarak her zaman söylediğim gibi elimizden gelenin fazlasıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu noktada elbette hatalarımız olabilir. Kusursuz insanlar değiliz biz. Yanlışlarımız da olabilir. Eleştiriye de her zaman açığız. Ancak eleştiri boyutlarının çok ötesine geçen maalesef başta şahsım, idare, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi idaresi ve sağlık çalışanlarına yönelen haksız, çoğu mesnetsiz bir takım suçlamalar nedeniyle de tek şeyimiz olan, yolumuz olan bizim açımızdan adalet yönünde hakkımızı aramaya başladık. Sizlerle tanıklık etmişsinizdir. Maalesef işte sahte profesörlüğümüzden tutun da Rum bozmasına kadar giden böyle ırkçılık ötesi, insanlık ötesi söylemler ortaya çıktı. Bunlarla ilgili de avukatlarımız zaten konuyu takip ediyorlar. Başta dediğim gibi Cumhuriyet Başsavcılığımız, öte tarafta da basın konseyimiz yaptığımız başvuruyu haklı ve yerinde buldular. Onlara da teşekkür ederim. Bunun neticesinde de maalesef biliyorsunuz tek bir yayın organı üzerinden sürekli olarak bu istinatlar ortaya çıkıyor. Bu yayın organı ile ilgili de en yüksek ceza yine bir kendi meslek örgütleri tarafından, basın konseyi tarafından kınama cezası verilmiş durumda.
hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Yani benim aşağı yukarı 40 yıl aşkın bir süredir emeğim var. Sonuçta bir hekim saksıda yetişen bir bitki değil. Büyük bir emek ürünü, uykusuz geceler, sosyal hayattan, ondan sonra bir takım özgürlüklerden feragatla bu noktaya geliyoruz. Ciddi bir emek gerektiriyor bu. Bu kadar emek harcayan insanlar, hele bir savaş anında, şu anda pandemi, sonuçta bir sağlık savaşı mücadelesi esnasında, evet, bu kadar gereksiz yıpratılmamalı. Benim kanaatim haksız, gereksiz, mesnetsiz olarak bir takım unsurlarla yıpratılmamalı. Profesörlüğünüzde tartışma konusu olmuştu. Eğitim hayatınızdan bahsedecek olursak ve profesörlük unvanını hak edişiniz ve ortaya koyduğunuz başarılar nedir bu noktada? Şu söyleyelim. Tabii ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Dolayısıyla ilk orta ve lise öğrenimi Kıbrıs'ta tamamladım. Daha sonra o dönemki adıyla öğrenci seçme sınavıyla, ÖSS ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenimime devam ettim. Ardından yine tıpta uzmanlık sınavıyla da Ankara'da eski bilinen adıyla Atatürk Sanatoryumu, yeni adıyla Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de göğüs hastalıkları eğitimimi tamamladım. Bu eğitim süreçleri oldukça meşakkatli, uzun süren, çoğu zaman da yıpratıcı olan süreçler. Ardından o dönem kısa bir dönem Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde görev yaptım. Alanya'daki hastaneden gelen teklif nedeniyle de Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde araştırma uygulama merkezinde göğüs hastalıkları uzmanı olarak göreve başladım. Sene 2002 idi. Mayıs ayıydı. 2 Mayıs 2002 idi. Yaklaşık 16 yılı aşkın bir süre ilgili kurumda önce uzman, sonra doktor öğretim üyesi, o zamanki adıyla yardımcı doçent, daha sonra da doçent olarak 2012 yılında doçent olarak çalışmaya başladım. 2019 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Yine bu geçiş esnasında da profesörlük unvanı almaya hak kazandım. Doçentlik tabii bir sınav ve bir yayın dizisi sonucu Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından verilen bir sıfat. Yine aynı şekilde profesörlükte benzer bir mekanizmayla üniversitenin belirlediği kriterler doğrultusunda yapılan bir seçme ve bir unvan kullanması. Tabii bu esnada 2009 yılında Amerika'da, Amerika Chicago'da Feinberg Tıp Okulu'nda uyku ve uyku bozuklukları, uyku sağlığı ve uyku bozuklukları üzerinde, özellikle uykuda solunum bozuklukları üzerinde bir süre çalıştım. Orada çok değerli, o dönemin Amerikan Uyku Tıbbı Başkanlığı'nı yapan Doktor Phyllis Z ile, yine hem meslektaşımız hem abimiz Doktor Gökhan Mutlu'yla çalışma fırsatı elde ettim. Dönüşte de işte doçentlik sınavı derken bugünlere kadar geldik. Şu an profesörsünüz. Evet, şu anda profesör. Kapı gibi belgeniz olduğunu. Tabii ki. Yani ben şunu görmek çok isteyen gelip odanızdan görebilir herhalde. Yani bu özel isteyen sadece benim odama gelmesine gerek yok. Alanya Edu.tr sayfasından tıp fakültesine girdikleri zaman göğüs hastalıkları ana bilim dalında profesör olarak beni görebilirler. CV'mi de görebilirler. Kaldı ki bugün artık biliyorsunuz Google'ın akademik ya da scholar İngilizce adıyla bir takım arama motorları da var. Orada da ismimi kullanıp yayınlarımı, yaptığım yayınları, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları görebilirler. Atıflar biliyorsunuz çok önemli, kıymetli bir şeydir. Yaptığınız eserin ne kadar bilim camiasında yankı uyandırdığını gösteren belgelerdir. Atıflara da baktıkları zaman bunu ben değil, daha önce de yine Alanya Postası ailesiyle yaptığımız bir söyleşimde bahsetmiştim. Şubat ayında bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan atıf H indeksi değerlendirmesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde en yüksek H indeksi puanı olan kişi de benim. Bu tabii dinamik bir şey. Hani bu ay ne oldu, önümüzdeki ay ne olacak bilemem ama yine yaklaşık 200 bine yakın akademisyenin kayıtlı olduğu bir sistem bu. Bu sistem içerisinde 4 bine girmek önemli bir başarı ve gurur vesilesi. Kaldı ki son 2 yıldır akademik hayatta ister istemez
bir miktar yavaşlamalar oldu. İdari durum, bir de bu olağanüstü koşullar sebebiyle. Ama elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Evet. Birçok uzmanlık derneğinde, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, yine Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği'nde çeşitli görevlerim var. Yine bir yan dernek olan Uykuda Solunum Derneği, Uykuder daha doğrusu kısa adıyla, yine burada da aktif bir görevim bulunuyor. Yani idareci olmuş olmak akademisyenliğimizden bir şey kaybettirmez. Sonuçta baştan beri ben zaten hep şunu söylüyorum. Başhekimliği bir tarafa, başı bir tarafa bırakın diyorum. Biz hekimiz, hekim olmaya devam edeceğiz. Akademisyeniz, yine öğrenci yetiştirmeye, usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenci yetiştirmeye ve iyi sağlık hizmeti sunmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Evet hocam. Yine bu süre zarfında, özellikle geçtiğimiz aylarda yoğun bakımla ilgili bir medyaya yansıyan, kamuoyunu meşgul eden bir durum vardı. Yoğun bakım sorumlusu bir hekim görevden alındı. Bu nedir, bununla ilgili soruşturma bitti mi olay? Şöyle söyleyelim. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden hastanemize öğretim üyeleri bir görevlendirmeyle geliyorlar. Bu görevlendirme çerçevesinde görevlerini ifa ediyorlar. Dolayısıyla bu görev süreci içerisinde ismi geçen hekim arkadaşla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzün belirlediği bir muhakkik tarafından, bir soruşturmacı tarafından bir takım tespit edilen usulsüzlüklerle alakalı bir süreç başlatıldı. Bu sürecin neticesinde de ilgili öğretim üyesi arkadaşımız hastanedeki görevi sonlandırıldı. Üniversitede hocalık görevini yine yerine getiriyor. Evet. Bu hani devam eden bir süreç. O yüzden kesin bir ifade kullanmak doğru değil. İnsanlar tabii kendinde sağlanacak, gerçekler de ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Evet hocam. Geçtiğimiz hafta hastaneye bir heyet geldi. Evet. Özellikle Ankara'dan kalple ilgili bir takım incelemelerde bulundular. Bu incelemenin anlamı nedir? Vatandaş açısından önemi nedir? Verilecek onaydan sonra yepyeni ameliyatlar mı yapılacak artık burada? Doğru. Şöyle ifade edelim. Ben göreve geldiğim zaman ilk ele aldığım konu acil sağlık hizmetleri içerisinde kalp merkezinin kurulmasıyla ilgiliydi. Hastanemizde bir anjiyo cihazı bulunmaktaydı ama çalışmıyordu ben hastaneye geldiğimde. Öncelikle kalp merkezinin gerekliliği olan anjiyo ünitesinin aktif hale gelmesi, yani hem koroner kalp damarlarının görüntülenmesi, tıkanıklık veya darlık varsa bunun açılması süreçleri, hem perifer damar dediğimiz çevre damarlardaki işlemlere olanak sağlayacak altyapıyı ve donanımı sağlamış olduk. Beraberinde kalp damar cerrahisi, yoğun bakımı ve işlem yapılan kalp hastalarının takip edileceği koroner yoğun bakımı da yine tamamlamış olduk. Bunun taçlanacağı şey açık kalp cerrahisinin yapılabilir olmasıdır. Kalp merkezinin en son ulaştığı nokta budur. Açık kalp cerrahisinin yapılabilmesi için, yani anjiyo işlemi esnasında yaygın damar tıkanıklığı tespit edilip bu damarların cerrahi olarak açılması gerekliliği ortaya çıktığında açık kalp cerrahisine alınması gerekir kişilerin. Bu işlemin gerçekleşmesi için işte ameliyathanede, yoğun bakımda, altyapı anlamında, teknik donanım anlamında, yani yine yetişmiş insan gücünün oluşturulması anlamında büyük bir çaba sarf ettik. Esasında pandeminin hemen başında bu koşullar büyük ölçüde sağlanmıştı. Ama pandeminin getirdiği olağanüstü koşullar sebebiyle bu değerlendirme süreci yeni tamamlanmış oldu. Bundan böyle çok kısa sürede bunun müjdesini inşallah vereceğiz. Bir kere Ankara'dan gelen değerli hekimler, hocalarımız, Ankara Şehir Hastanesi bu anlamda bize öncülük edecek, destek sağlayacak bir süre. Bu süre içerisinde açık kalp cerrahimiz hem kalp damarları açısından hem kalpten çıkan büyük damarların işte yırtılması, rüptürü, anevrizma dediğimiz cerrahiler, kalp kapak ameliyatları gibi açık kalp cerrahisinin içerisine giren tüm işlemleri yapabilir hale geleceğiz. Altyapımız gayet bir memnuniyetle karşılandı. Yetişmiş insan gücümüzle ilgili de ciddi bir sıkıntımız yok. Çok kısa bir süre içerisinde
Uygun vakamızı belirledikten sonra da açık kalp cerrahisi işlemi yapılmaya başlayacak. Uygun vaka belirlenince yine Ankara Şehir Hastanesi'nden gelecek heyet ve sizin heyetiniz birlikte bu ameliyatı gerçekleştirecek. Olumlu rapor tutulursa, ki aksi olacağını düşünmüyorum, bundan sonra sizin ekibiniz Alanya Yetim ve Araştırma Hastanesi'ne aynı ameliyatlara devam edecek anladığım kadarıyla. Şu anda Alanya Yetim Araştırma Hastanesi olarak 5 tane kalp cerrahımız var. Bir tane doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir uzman arkadaşımız aktif olarak açık kalp cerrahisi bugüne kadar yapmış yetişkin arkadaşlarımız. Dolayısıyla dediğim gibi hekim kadrosu açısından zenginiz ve iyi nitelikli durumdayız. Bakanlığımız hassas davranıyor. Çünkü bu önemli merkezler bunlar. Bu merkezlerde iyi işlerin çıkması, nitelikli işlerin çıkması için böyle bir süreç oluyor. Kalp merkezleri yeni açıldığında mutlaka bir üst merkezle birlikte bu süreci başlatıyorsunuz. Daha sonra da bakanlığın tam izniyle yola devam ediyorsunuz. İnşallah dediğim gibi en kısa sürede önce ortak vakalar yapmaya başlayacağız. Ardından da kendi ekibimizle yine yolumuza devam edeceğiz. Peki yapılacak olan bu ameliyatlar daha önce nerede veriliyordu bu hizmet? Alanya'da yapılmıyordu. Antalya'ya mı gitmek zorunda kalıyordu? Yani Alanya kamu, ve çevresindeki insanlar. Evet, maalesef kamuda böyle bir ciddi bir eksiklik vardı. O yüzden zaten ilk göreve gelirken dediğim gibi en önemli projemiz buydu. Yani bütün amacımız, gayretimiz kamunun eksiksiz, nitelikli, kesintisiz, olabildiğince geniş hizmet ağına sahip, kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmetini kazandırmak. Bu eksiksiz kelimesinin altında en önemli unsur da acil sağlık hizmetleri ve bunlar içerisinde kalp merkezi başı çekiyordu. Şu anda ilçemizde hizmet veren iki özel hastanemiz açık kalp cerrahisini yapabilir durumda. Gerçekleştiriyorlar bu tür ameliyatları. Ama kamuda bunu yapmak mümkün değildi. Bundan sonra mümkün olmuş olacak. İnsanlar tabii mecburen Antalya'ya gidiyorlardı. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Kalp damarın yanında en büyük sıkıntılardan birisi de malum bu özel hastanelerde de bu hizmet ilçede yok. Onkoloji. Evet. Onkoloji merkezi açılmasına yönelik bir başvurunuz oldu. Hastanenin hemen karşısında boş bir 30 dönüme yakın yaklaşık bir alan var. Bu süreç nasıl işliyor? Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinler bildiğim kadarıyla verilmişti. Evet, şimdi şöyle Özgür Bey. Bu tür onkoloji merkezleri çok katmanlı merkezler. Dolayısıyla bu bir ne diyelim bir maraton gibi düşünün. Önce onkoloji tanı tedavi merkezi diye adlandırılan bir merkez için biz bir başvuruda bulunmuştuk bakanlığımıza. Bakanlığımızdan bu başvuruyu onayı aldık. Böylelikle şu anda bir medikal onkolog ve bir radyasyon onkologumuz var. Yani kanser tedavisini yönetecek temel ekibimiz oluşmuş durumda. Bunun yanı sıra ayaktan ilaç tedavisi yani kemoterapi verecek alanımızı oluşturduk. Bununla birlikte ayaktan ilaçların düzenleneceği, verileceği ilaç hazırlama, bağımsız bir ilaç hazırlama ünitesi de hizmete sokulmuş oldu. Pandemi döneminde başladığımız bu hizmet şu anda 1000'in üzerinde seansla karşımıza çıkıyor. Bu önemli bir şey. Bu adımdan sonra sizin de bahsettiğiniz gibi bu daha ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin ilave edileceği kapsamlı onkoloji merkezi içinde girişimlerimizi başlattık. İşte PET-CT gibi, MR-Linac gibi, işte lineer akselatör denen radyoterapi cihazları, özel ileri tanı cihazları bunlarla ilgili bakanlığımızla görüşme halindeyiz. Mevcut hastanemizin hemen karşısında bulunan bir alanın da bu anlamda bizlere mümkünse tahsisi için de büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu konudaki destekleri için öncelikle Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Bu konuyu çok ciddi bir şekilde sahiplendiler, bize ön ayak oluyorlar. Yine Alanya'mızdaki tüm ilçe teşkilatları biliyorsunuz bu konuda tam destek halindeler. Geçmişte onlara bir de hayırsever vardı yanlış hatırlamıyorsam onkoloji merkeziyle ilgili. Evet, yani bu şöyle hayırseverle ilgili bir takım zaten bize süreç içerisinde başvurular oldu. Ancak bu temel onkoloji tanı tedavi merkeziyle ilgili temel unsuru tamamladıktan sonra bir de yerli araziyle ilgili sorun kalmadı artık. Büyük ölçüde çözüldü sayılır.
O yerin tahsisi tamamlandıktan sonra bu süreçlerimizi başlatmış olacağız. Birden fazla şey var. Bugüne kadar bize başvuran bağışçı var. El birliğiyle Alanya halkının da cömertliğiyle birlikte Alanya'da bulunmayan, bölgede bulunmayan, yani Antalya'nın doğusunda bulunmayan böyle bir hizmeti, merkez dışında bulunmayan bir hizmeti biz de halkımıza sunmak istiyoruz. Peki ne zaman buna ilk kazma vurulur? Ne zaman tahmini var mı bir planlamanız? Ne zaman hizmet vermeye başlar? Şimdi şöyle, kesin tarihleri söylemek tabii epeyce zor ama yıl sonuna doğru cihazlarla ilgili planlamayı gerçekleştireceğiz. Aralık ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olan cihazlar bunlar. Bu cihazlarla ilgili başvurumuzu başlatacağız, gündeme getireceğiz tekrar. Daha doğrusu geçen yılda başvurmuştuk, gündeme getireceğiz. Artık hekim kadromuzdaki eksiklik de büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Medikal onkolog arkadaşımız, radyasyon onkolog arkadaşımız var. Hani bu tedaviyi birincil olarak yürütecek ekip de büyük ölçüde oluşmuş durumda. Bu faktörler önemli çünkü bakanlık belli bir yatırım yaparken yeter sayıda belli hekim ve kapasitenin olmasını istiyor. Ardından da işte cihazla ilgili planlama, arazinin tahsisinin gerçekleşmesi, bağışçılarla görüşme derken eğer pandemi bize kötü bir sürpriz yine yaratmazsa önümüzdeki yıldan itibaren yani 2022 yılı öyle gözüküyor ki bütün enerjimizi bu konuya vereceğiz. Mevcut hastanede peki bunun tedavisine başlanacak mı yoksa yeni binanın yapılması beklenecek mi? Şöyle söyleyelim, özellikle radyoterapi ve radyasyon onkolojisi birimiyle birlikte radyoterapi, kemoterapi alanlarının bir takım özel mevzuatlara izolasyonları var. Özel izolasyonlar, özel betonları, özel izolasyonları yine tanı testleri içerisinde ileri tanı görüntüleme testleri, PET-CT gibi cihazlar. Yine bu radyoterapi cihazlarının çalıştığı alanlarda tamamen özel olarak yapılması gerekiyor. Mevcut yapı içerisinde bunu hani kurgulamaktansa yeni bize tahsis edilen alan içerisinde bağışçılarımızın da desteğiyle, tüm Alanya halkımızın desteğiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, umarım hızla yükselir o bölgedeki inşaat ve kısa sürede tamamlanır. Çünkü sadece Alanya değil, Alanya ile birlikte çevre ilçeler, Anamur'a kadar, Ermenek, Sarıveliler, Taşkent'e kadar, Gündoğmuş, Akseki'ye kadar bölgeye hizmet verebilecek bir kapasitede hastane var. Ve bu bölgedeki insanların büyük çoğunluğu Anamur dahil, Mersin uzak olduğu için Antalya'ya gitmek zorunda kalıyor. Ve diğer hastalardan farklı olarak onkoloji hastaları bu yolculuk esnasında da maalesef çok ciddi acılar çektiğini duyuyoruz. Umarız tam bu saydığımız coğrafyanın göbeğindeki Alanya'da bu merkez açılır ve insanlar şifalarını siz hekimlerin eliyle, Allah'ın izniyle inşallah bulurlar diyelim. Geçen yıl bir başka projenizde yine üreme merkezi ile ilgili bir projeniz vardı. İlk basamağı sanırım gerçekleşti. Ve bebeğini kucağına alanlar da oldu galiba. Aynen öyle. Çok sevindirici bir haber bu. İfade ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, bizim bildiğimiz ismiyle, halk arasında bilinen adıyla Tüp Bebek Merkezi diye adlandırdığımız merkezle alakalı çekirdek laboratuvarı oluşturmuş olduk. Özellikle üreme sağlığının değerlendirilmesinde kullanılan bir takım özel işte mikroskoplar ve ekipmanlar gerekiyor. Bunu büyük ölçüde tamamladık. Geçen Şubat'tan itibaren de artık yavaş yavaş hamilelerimiz bebeklerini kucağına alıp bizi ziyarete gelir hale geldiler. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Yani yaptığınız işin insana dokunması, bir çözüm üretmesi, işte 12 yıl, 13 yıl çocuk sahibi olamamış insanların çocuk sahibi olabilmeleri açısından çok güzel bir şey. Bunun taşlanması gerekiyor. Tüp Bebek Merkezi'ne doğru artık bu temel merkezin, ünitenin dönüşmesi gerekiyor. Bununla ilgili hekim kadromuz da tamamlanmış durumda. Hem laboratuvarda çalışacak histoloji, embriyoloji doçenti bir arkadaşımız var. Bir doktor öğretim üyesi arkadaşımız, tüp bebek eğitimi sertifikası almış bir arkadaşımız var. Bizim hazırladığımız fiziksel bir alan var. Bu alanla ilgili bir mimari projede çalıştık. Şu anda bütün şeyimiz Sağlık Bakanlığımızdan
tüp bebek merkezi ile ilgili olurumuzu da aldık. Bu mimari proje üzerinde çalışıp ilgili laboratuvarların bir an önce hizmete girmesi için çaba göstereceğiz. Şu anki planlamamız böyle. Şu an merkezde kaç doğum oldu? Hafızanızda var mı? Aşılama yöntemiyle. En son hatırladığımda 4 doğum olmuştu. Ama hamileliği devam eden 8-9 hamilelik de beraberinde vardı. Ama en son bizi ziyarete de gelen hani 2 bebek oldu. O da çok güzel bir duygu. Yani evet. Yaptığınız işin bir işe yani sonucunu görmek, insanın mutlu olduğunu görmek, annenin, babanın, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya geldiğini görmek inanılmaz bir mutluluk kaynağı. Çünkü öncesinde bu merkez olmadan önce özel hastaneler kısmen bu aşılama hizmetini veriyor. Fakat özellikle tüp bebek için daha büyük donanımlı merkezlere Kıbrıs'a kadar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar gidenler oluyordu. Alanya'dan da duyuyorduk. Antalya ve diğer illere, komşu illere. Umarız bu merkezde en yakın zamanda tam manasıyla hizmet verir ve evlat sahibi olmayı dört gözle bekleyen anne babalar, torun sevmek isteyen dedeler, nineler bu hasretlerini giderirler. Tabii bununla birlikte bu merkezler açılınca bebek sağlığıyla ilgili de yeni merkezlere ihtiyaç duyuluyor. Hı hı. Yeni doğan merkezi, hı hı. Yeni doğan ünitesi. Düz bir ifadeyle bebek yoğun bakımı diyelim. Evet. Bununla ilgili uzun yıllardır bir eksiklik olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Merkez var, hekim yok galiba bu konuda. Şöyle, da. 13 yataklı bir yeni doğan yoğun bakımımız var. Hem tescilli, cihaz ve donanım açısından bir eksiğimiz yok. Tek eksiğimiz yeni doğan uzmanı ile ilgili. Tabii yeni doğan uzmanı sayısı işte Türkiye'deki bulunan 81 ilden bile az olunca tabii ilçeye bir yeni doğan uzmanının gelmesi oldukça sıralama açısından oldukça geriye düşüyor maalesef. Bu konuda özellikle devlet hizmet yükümlülüğü üzerinden yani yeni doğan eğitimi almış, belli bir süre kamuda çalışma zorunluluğu olan hekimler üzerinden özellikle bu hizmeti kazandırmak büyük bir şeyimiz, amacımız. Pandemi koşullarında tabii yoğun bakım yatak sayısının, mecburen erişkin yoğun bakım yatak sayısının, COVID'e ayrılmış yoğun bakım yatak sayısının artırılması zorunluluğu gündeme gelince ister istemez bu hizmet biraz ötelenmiş oldu. Ama bakanlığımızla çok yakın bir şekilde istişare halindeyiz. Hani bizim fiziksel alanımızda, donanımımızda yetişmiş insan gücüyle ilgili bir sıkıntımız yok. Bu ruhsatın da yani hekimin de gelmesiyle birlikte bu hizmeti verebiliriz şeklinde bir çalışmamız var. Antalya tabii devlet hizmet yükümlülüğü listesinde olan bir bölge değil. Antalya'nın tabii merkezi düşünülüyor. Hep çevre, işte batısı ve doğusundaki uç noktalardaki ilçeler çok böyle düşünülmüyor. Biz de ısrarla diyoruz ki öncelikli bir ilçeyiz biz. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi hani bizim doğu sınırımız aslında Anamur. İşte kuzey sınırımız Ermenek, Sarıveliler. Güney sınırımız Manavgat esasında. Akseki, Gündoğmuş, İbradı bunların tamamı da büyük ölçüde sağlık hizmetini bizlerden alıyorlar. Dolayısıyla biz de biraz daha ayrıcalık istiyoruz. Ayrıcalıklı bir ilçe olmak istiyoruz sağlık alanında. Ayrıcalıklı ilçe olmadan önce umarız il oluruz. Sorun kökten çözülür diyelim. İnşallah. Bunun dışında yeni bölümler var mı istediğiniz, mutlaka olması gereken bölümler nelerdir Alanya'da? Ya da bölümü olup da hekimi olmayan var mı? Açılmıştır daha önce bölüm. Fakat hekim gelmiştir, gitmiştir. Var mı öyle ciddi bölümlerden? Yani şimdi şöyle söyleyelim. Şu anda bizim kadromuza baktığımız zaman çocuk ve yetişkin yan dalda nefroloji profesörümüz var her iki dalda. Hem çocuk nefrologumuz var hem çocuk yetişkin nefroloji profesörümüz var. Yetişkin gastroenteroloji uzmanımız var. Çocuk alerji uzmanımız var. Çocuk ergen psikiyatristimiz var. Hem doçent düzeyinde hem de uzman hekim olarak var. Eskiden Akdeniz Üniversitesi'ne gidip asistanını görürsek şükredelim dediğimiz dönem. Şu anda bir ilçede ilk kez biliyorsunuz bir çocuk psikiyatristi var. Çocuk ergen psikiyatristi. Şu anda bizim çatımız altında bir değil iki tane çocuk ergen psikiyatristimiz var. Yani şeye de doğru bakmak lazım. Bakış açımızı buna göre düzeltmemiz lazım. Yine
Yetişkin hematoloji yine medikal onkoloji anlamında çok yakın bir süre içerisinde kalıcı kadromuza geçecek arkadaşlarımız var. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Kalan bu konuda bize güzel müjdeli haberi verdiler. Bu alana da iki tane kalıcı üniversitemizden görevlendirmeler yapılacak. Dolayısıyla bu kadromuz da daha genişlemiş, daha ayağımız yere basar hale gelmiş olacağız. Bunlar önemli. İkinci bir erişkin gastroenteroloji uzmanımız gelecek. Doktor öğretim üyesi olarak aramıza katılacak. İlk öğrendiğimiz bilgiye göre. Mesela yoğun bakım yan dal uzmanımız göreve başladı. Yine Sağlık Bakanlığı kadrosu içerisinde. Hekim kadromuza baktığımız zaman aslında zengin bir hekim kadrosuna sahibiz. Yani şu anda üniversitemizden hastanemizde görevli 16 profesör, 13 doçent, 28 eğitim görevlisi, öyle doktor eğitim görevlisi var. Yani 57 kişi var. Bu rakam bir ilçe düzeyinde değil, bırakın bir ilçeyi, bir il düzeyindeki birçok tıp fakültesi hastanesinde olan rakamlar değil. Doğru bakış açısına sahip olmak için bunları söyledim. Oldukça geniş, nitelikli bir şey kadromuz, öğretim üyesi kadromuz da var. Hem uzman arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar, hem de üniversitemizden görevlendirilen akademik kadromuz. Hem bir taraftan tıp eğitimini veriyorlar, asistan eğitimi veriyorlar, bir taraftan da öteki taraftan yani yeni uzman arkadaşlarımızın eğitimini sağlıyorlar. Öteki taraftan da nitelikli bir sağlık hizmeti için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki şu an hastanenin 57 kişi üniversiteden evet. Görevlendirmeyle gelen var. Onun dışında sizin asli kadronuzda kaç hekim var ve toplam hastanenin personel durumu nedir? Hı hı. Hizmet ettiği alana göre değerlendirirsek yeterli mi? Hı hı. Şöyle ifade edelim. Şimdi medyada da çok sık yansıdığı için ben bir ön çalışma da yaptım hekim sayılarıyla alakalı. 2019 yılı pandemi yılı değildi. Hastane işte ikinci bir buçuk yıla 2017 aralığında başladı biliyorsunuz. 2018 bir alışma dönemi olarak geçti. 2019 yılına baktığımızda hekim sayımızın 174 olduğunu görüyoruz toplam hekim sayısının. 2020 yılında bu rakam 191'e. Bu ay itibariyle yani 30 Eylül itibariyle diyelim ya da 1 Ekim itibariyle de bu rakamın 239'a ulaştığını görüyoruz. Yani bizim kan kaybettiğimiz, işte hekim kaybettiğimiz bir durum söz konusu değil. Aksine %30'un üzerinde bir artış görülüyor. Hekim sayımız çok belirgin olarak artış gösteriyor. Yine yıllara baktığımızda mesela naklen tayin alan, yani farklı kurum içerisinde farklı birimlere geçen hekim sayısı 2019'da 8, 2021'de yine 8. Belli bir denge var. Emeklilik sayısına baktığımız zaman 2019'da 5 emeklilik var. 2021'de bu tarihe kadar 1 emeklilik gerçekleşmiş durumda. Usulüne uygun istifa rakamlarına baktığımızda 2019'da 4, 2021'de bu rakam 5. Yine çok farklı değil. Toplama da baktığımızda işte 2019 yılında hastanemizden ayrılan hekim sayısının 17, 2021 yılı itibariyle de bu rakamın yine 20 olduğunu görüyoruz. Yani biz hızlı gelişen bir kurum. Gelen gidenden daha fazla, daha fazla olduğunu daha görüyoruz. Fazla. Çok belirgin olarak daha fazla. Bu da sağlık hizmetimizin aksamaması, ondan sonra sağlık hizmet yelpazesinin genişlemesi açısından önemli. Biraz önce bahsettiğimiz, kabaca bahsettiğimiz bir takım yeni hizmetleri planlamak açısından bu çok önemli bir şey. Gün geçtikçe de yani bu sonbahar itibariyle bu rakamın çok rahat 250 rakamını geçeceğini, yani yıl sonu biz 250 hekim civarında tamamlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada bu yıl için daha fazla istifa sayısı, istifa dilekçeleri de dolaşmıştı. Evet. Bunlardan o zaman bir kısmı vaz mı geçti? Evet, önemli bir kısmı vazgeçti. Maalesef arkadaşlarımızın bir kısmı çeşitli maksatlarla ya da nereye hizmet ettiklerini kendileri mutlaka biliyorlardır. İşte bir istifa diyoruz biz deyip işte medyada çeşitli haberlere konu oldular ama bunların neredeyse hiçbiri istifa etmedi, onu söyleyebilirim. Yani bu rakamlar onu gösteriyor zaten. Evet, görevlerine devam ediyorlar. Görevlerine devam ediyorlar. İstifa ediyormuş gibi. Şimdi şöyle Özgür Bey, biz sonuçta şöyle baktığınız zaman eğitim araştırma hastanesi, yani üçüncü basamak bir sağlık hizmeti sunucusu
haline gelmek tabii önemli bir kabuk değişimi gerektiriyor. Yani bir kısım hekim arkadaşımız bunu isteyecek, bununla ilgili çaba gösterecek. Bir kısım hekim arkadaşımız da ikinci basamak sağlık hizmetinin, yani daha çok poliklinik hizmetinin verildiği ama özellikle hizmetlerin çok fazla verilmediği merkezlere kayacak. Yani çok fazla hasta yatırmak istemeyen, daha çok poliklinik hizmeti vermek arzusunda olan arkadaşlar mutlaka bu bir dönüşümün içerisine girecekler. Yine eğitim faaliyetinin de hastanenin bir parçası olduğunu bir kere herkesin bilmesi lazım. Yani şöyle düşünelim, 2020 yılına geldiğimizde ilk tıp fakültesi öğrencileri hastanemize geldiler. Tarih hatırladığım kadarıyla 4 Ekim'di. Hastanemizde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencileri geldi. Bir 60'a yakın öğrenciydi. Bu yıl bir 60 öğrencimiz daha var artık. Hem 4'ler hem 5'ler 31 Ağustos'ta 5. sınıflar da aramıza katıldı. 120 öğrenci yaptı. Bu arada hiçbir eğitim kliniği kurulmamıştı ben göreve geldiğimde. Benim göreve gelişimle birlikte tıpta uzmanlık kuruluna başvurularda bulunduk. Asistan hekim alabilmek, yani uzmanlık öğrencisi yetiştirmek anlamında, uzman yetiştirmek anlamında ciddi, oldukça da meşakkatli bir denetleme sürecinden geçtik. O dönemde hiç olmayan eğitim kliniği sayısı bugün 10 rakamına ulaştı. Hiç olmayan asistan sayımızda 2021 yılı başı itibariyle asistan hekim arkadaşlarımız başladı. Bugün itibariyle de toplam 36 tane uzmanlık eğitim öğrencimiz de var. 239 hekimin dışında, haricinde değil mi haricinde. Bu bahsettiğiniz 39 kişi? Yani bu süreç, bu dinamik süreç, hem eğitim, öğretim faaliyeti hem de bununla birlikte sağlık hizmetinin niteliğinin yükselmesi ve genişlemesi hep birlikte el birliğiyle ortaya konacak bir şey. Kadromuz gençleştikçe, daha dinamik hale geldikçe elbette ki bu hizmetler de daha yaygın bir şekilde sunulur hale gelecek. Evet, payallara yapılmayı planlayan bir hastane var. Bu hastane yapıldığı zaman bahsettiğiniz anlamda, ikinci ve üçüncü basamak anlamında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yükünü önemli oranda alır mı? Şöyle söyleyelim, Alanya çok hızlı gelişen bir yer nüfus açısından da. Tek sağlık, yani kamu açısından tek sağlık sunucusu. Çünkü bir taraftan da araştırma yapmak zorundasınız. Üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesi. Özellikle bu pandemi döneminde oldukça ciddi bir sınavdan geçtik diye düşünüyorum bu anlamda. Elbette ikinci basamak bir sağlık kuruluşunun olması bizi büyük ölçüde rahatlatır. Halkımızın da kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti alması anlamında çok büyük bir fayda sağlar. Doğru bir bence planlama, daha batısında, Antalya'nın, Alanya'nın batısında bir yerde oldukça geniş bir hizmet alanda ve ileride de yatak sayısını, kapasitesini artıracak ölçüde orta ölçekte, hatta ortanın üzerinde ölçekte diyebileceğimiz bir hastane, biliyorsunuz ihalesi tamamlandı. Şu anda firmada kazmayı vurmak üzere diyebiliyorum. Oradaki işte toprak etütleri, arazinin hazırlanması ile ilgili süreçler tamamlandı. Çok yakın zamanda orada binanın yükselmeye başladığını göreceğiz. 2 yıl içerisinde de, yani 2023 yılı içerisinde büyük bir aksilik olmazsa ben tamamlanacağını düşünüyorum. Artan nüfusumuz, ihtiyaç duyduğumuz sağlık hizmet kalitesi ve niteliğini çok artıracağını açıkçası ben düşünüyorum. Çok iyi olacak. Sağlık Ocağı ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin arasında şu ana kadar bir ikinci basamak sağlık kurumu yok. Yani tek yataklı tedavi kurumu biziz. Ayaktan yürüten tedavi kurumları da tabii aile sağlığı merkezleri olarak şu anda var. İkinci basamakta bir devlet hastanesi konseptinde çalışan, daha çok poliklinik ve tetkik üzerine çalışan ama çok kompleks hasta takip etmeyen, karmaşık hastayı çok takip etmeyen, yaygın yoğun bakım ve ameliyathanesi olmayan bir hastane yok. O bu açığı büyük ölçüde tamamlayacak. Konaklı ve Mahmutlar'da poliklinikler vardı. Devam ediyor mu oralar? Evet, özellikle Mahmutlar'da alternatif tedavi ile ilgili de bazı çalışmalar vardı galiba. Var. Hacamat ve benzeri. Evet. Oralarda durum nedir? Doğrudur. Poliklinik hizmetleri veriliyor mu oralarda da? Şöyle söyleyelim. Tabii pandeminin çok yükseldiği, vaka sayılarının arttığı dönemde
ister istemez belli hekim planlamasına göre belli hekimlerimizi daha çok merkezde, merkez hastanede değerlendirdik. Ekim ayından itibaren buradaki hekim sayılarımızı, Mahmutlar ve Konaklı'daki hekim sayılarımızı da artıracağız. Orada da daha kolay bir ulaşılabilir bir sağlık hizmeti üretmeyi sağlayacağız. Merkezde 116, Mahmutlar ve Konaklı'da da toplam 9 polikliniğimiz var. Yani 125 adet günlük olarak açık bir poliklinik sayısına ulaştık bu dönemde. Yine son dönemde hem artan hekim sayısıyla beraber randevu kapasitesini artırmak, sağlık hizmet sunumunu bir miktar daha genişletmek için yeni poliklinik alanları da oluşturduk o hastanemiz içerisinde. Hatırladığım kadarıyla en son 9 tane daha ilave ettik sadece merkez hastanede. Böylelikle hani bu hekimler geliyor ama nereye geliyor? Onların da insanca çalışabileceği belli bir standardı olan nitelikli alanlara kavuşmasını sağlıyoruz. Elimizden geldiğince bunu gerçekleştiriyoruz. Şu anki fiziki şartları peki hastanenin mevcut sayıyı kaldırabilecek durumda mı? Şimdi çünkü özellikle çok uzun yıllar önce planlandı ve gecikmeli olarak bu hastane yapıldı ve dolayısıyla yine gecikmeli olarak hizmete açıldı. Şimdi şöyle düşünün, ben hep şu karşılaştırmayı yapıyorum. 2017 Aralık, 4 Aralık 2017 yeni hastaneye taşınılan süreç öncesinde şu anki hastanenin yaklaşık 1/4 kadar bir alan kullanılıyordu. Yani 1/4, 1/5 kadar, yani 10.000 metrekare bile olmayan bir kapalı alandan biz 50.000 metrekarelik bir kapalı alana geçtik. Bu hacimsel olarak bu ciddi bir şey. 250 yatak olan eski hastanenin zorla artırılan kapasitesi şu anda bizim en rahat koşullarımızda 420 yatağa kadar ulaşmış durumda. 420 yataklı bir şeyimiz var, tescilli bir hastanemiz var. Burada bizim için esas önemli olacak olan şey, tabii sizin ifade ettiğiniz gibi bu hastanenin projesi 10 yılı aşmış bir proje. Tamamlanması maalesef bir takım olumsuzluklar nedeniyle bir süre almış. Ancak dediğim gibi ciddi bir rahatlama, bir ferahlama sağlamış durumda. Yeni hizmetlerin, bu söylediğim işte daha nasıl diyelim, geniş alanlara ihtiyaç duyan işte kapsamlı onkoloji merkezi gibi ya da hasta sayımızın artışıyla ilişkili artan büyümesi gereken işte hemodiyaliz ünitesi gibi yaşlı nüfusun artışıyla birlikte ihtiyaç duyulan fizik tedavi rehabilitasyon merkezi gibi merkezler büyük ihtimalle önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde daha geniş bir alana taşınma ihtiyacı doğacak. Bunu da zaten değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz eski devlet hastanemizin yıkım kararı çıktı. Bina, şimdi bu konuda da bir dezenformasyon var benim anladığım kadarıyla. 2019 yılında ben göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde eski hastanenin hani kullanılabilir nitelikte mi değil mi ile ilgili bir çalışma yürüttük. Bu çalışma neticesinde bu hastanenin çürük raporu ortaya çıktı. Yani kullanılamaz nitelikte olduğu anlaşıldı eski devlet hastanesinin. Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan yaşını doldurmuş, çürük, hizmet yılını doldurmuş. Bir tek eski devlet hastanesinin daha yakın tarihte yapılan poliklinik binası, şu anda ilçe sağlık müdürlüğümüzün kullandığı binanın hani kullanılabilir nitelikte olduğu. Onun dışındaki ek binalarla birlikte olan kısmın ise nitelik olarak kullanılamaz nitelikte olduğu anlaşıldı. Bu pandemi döneminde birçok kişinin aklına gelmiştir. Ya orada bir devlet hastanesi var, orayı niye kullanmıyorlar diye, ama bu burayı kullanabilme şansımız yok. Yani çürük raporu çıkmış bir binayı kullanma şansınız yok. Ya da bu rapor çıkmış bir yeri dediğim gibi farklı maksatla hani değerlendirme şansınız yok. Bu raporu, uzman raporunu aldıktan sonra bakanlığımıza müracaatta bulunduk. Bu müracaatın değerlendirilmesi ve sonuçlanması tabii belli bir süreç aldı. Artık binayla ilgili yıkım kararı bakanlık tarafından da onaylandı. İhalesi de gerçekleştirildi. İçindeki bir takım işte hurdaya ayrılacak malzemenin satışı ile ilgili işlemler yine İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bakanlığımız üzerinden gerçekleştiriliyor. Yıl sonuna kadar bir aksilik olmazsa oradaki binanın da yıkımı gerçekleşmiş olacak. Tabii bundan sonraki süreçte de biz oraya ne yapacağız? Sonuçta burası bir, evet, sağlık tesisi. En çok merak edilen, en çok merak edilen kısım bu. Aslında şöyle, bir kere Alanya Postası ailesinin hani internette de gördüğüm, takip ettiğim süreç içerisinde halkımıza sorduğu bir takım sorular oldu. Gayet güzel, mantıklı sorular.
Tabii biz bu hem yeni yapılacak ikinci basamak hastaneyi, hem mevcut hastanemizin bir süre sonra atıyorum önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde mutlak ihtiyacı haline gelecek üniteleri, bunları da hesaba katarak, öteki taraftan tabii toplumun da dinamiklerini göz önünde bulundurarak bir planlama yapacağız. Bir takım çalışmalar yapıyoruz şu anda. Yani önümüzde bir hareket planı büyük ölçüde belirlendi. Ama kesinleşmediği için şimdi ifade etmeyelim. Hani bu yıkım süreci de tamamlansın. Sonrasında hep birlikte isterseniz görüşelim. Ancak dediğim gibi mesela fizik tedavi ve diyaliz gibi hastane içerisinde mutlak olması gerekmeyen, ayaktan hastaların daha kolay ulaşabileceği, şehrin daha merkezinde olan bir alana taşınabilir. Mesela fikir olarak söylüyorum. Ya da bu bölgedeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi maalesef alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bir merkezin oluşturulması Amatem. İçin, Amatem'in oluşturulması için bir planlama söz konusu olabilir. Hep bunlar aklımızın bir köşesinden geçiyor. Dal hastaneleri, kadın doğum ve çocuk hastaneleriyle ilgili talebin de çok olduğunu görüyorum. Evet, bizim anketlerimizde de anketlere de çok yansıdı. Yansıyan oldu. Tabii şimdi dal hastanelerinin bir takım handikapları var. Yani dezavantajlı durumu var. O da şu, hani kadın doğum ve çocuk hastanesi yaptığınız zaman erişkin ve çocuk için ayrı ayrı acil servis, ayrı ayrı yoğun bakım, ayrı ayrı ameliyathane gibi ekstra birçok masrafı ve işletme açısından bir takım zorlukları var. Bunların hepsini hep birlikte biz de düşünüyoruz, tartışıyoruz. Dediğim gibi hem yeni hastanemizin yükselmesi, belli bir noktaya gelmesini hep birlikte göreceğiz. Hem de kendi hastanemiz içerisindeki acil ihtiyaçlar, öncelikleri belirleyip hep birlikte halkımızın da bize verdiği mesajı doğru süzerek, anlayarak, ihtiyaçları anlayarak el birliğiyle bir neticeye ulaşmaya çalışacağız. Bunu da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Yani bu yıkım faaliyeti gerçekleştikten sonra 2022 yılı içerisinde de planlama ortaya çıkar. Hep birlikte sizlere de bunu ifade ederiz. Evet, biraz önce de belirtildiği üzere kadın doğum ve çocuk en çok istenen aslında. Evet. Fakat uygulama anlamında bağımsız uygulamalara ihtiyacı olduğundan dolayı yönetimi daha zor olan bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Fakat fizik tedavi ve diyaliz merkezine yönelik sanki bir şehrin dinamiklerinden o yönde bir eğilim var gibi. Çünkü Amatem'e de ciddi bir istek vardı. Fakat şehir merkezinde olması pek istenilmedi gibi. O yüzden biraz daha tenha, daha doğayla barışık, iç içe olan bir yerde olması daha doğru gibi geliyor. O yönde ifadeler var. Doğru söylüyorsunuz. Mevcut hastanede de bir takım çevresel düzenlemeler yaptınız. Evet. Malum otopark ciddi bir sıkıntı hastanede. Şöyle söyleyelim. Tabii şimdi hastanenin eski planlamasına göre daha çok hareket ettik ama birkaç rakamla isterseniz birkaç şey ifade edelim. Bir defa 2021 yılının ilk 3 çeyreğini, yani son çeyreği hariç baktığımız zaman 248.000'e yakın acilli hasta baktığımızı görüyoruz. 248 bin. 248.000. Pandemiyle birlikte aslında düştü eskiye nazaran. Düştü diyemeyiz. Geçen yılki rakamları yakalamak üzereyiz. Yani yine bir pandemi yılına ama bir önceki 2019 verilerini yakaladık. Onu söyleyebilirim. Yani her yıl grafik yukarıya doğru gidiyor. Yine poliklinikte bakılan hasta sayımız geçen yıl 800 bin civarındaydı. Şu anda 700 bin sınırına yaklaşmış durumda. Daha yılı tamamlamadan. Serviste takip ettiğimiz, yatarak takip ettiğimiz, biraz önce söylediğimiz o 420 yatakta takip ettiğimiz hasta sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 11.773 rakamını buldu. Ameliyatlarımız 11.000 rakamında. Böyle bir şeyimiz var, durumumuz var. Yani böyle olunca, hal böyle olunca tercih edilen bir hastanesiniz. Yoğun bir şekilde hasta girişinin olduğu ve biz poliklinik hizmetini daha ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada otopark ciddi bir sorun idi. Gittikçe her geçen gün bir miktar daha bir artış gösterdi bu sorun. Bir düzenleme yaptık. Bu konuda Sayın Adem Murat Yücel Başkanıma da
Alanya Belediye Başkanı'na da destekleri için teşekkür etmek isterim. Kendilerine biz bu düşüncemizi ifade ettiğimizde bize çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdiler. Hem çevreyi çok tahrip etmeden, çevre düzenlemesiyle, yeşil alan düzenlemesiyle birlikte hem de ihtiyaç duyduğumuz sayıyı artırarak, yani şöyle söyleyelim, yaklaşık 150 araçlık bir otoparkımız vardı. Bugün itibariyle bu rakam 270 rakamına ulaşmış durumda. Yaptığımız küçük bir dokunuşta, çok ciddi bir dokunuşta yapmadık aslında. Yani %60'lara yakın bir şeyde, otopark alanında bir artış var. Sizler de izlemişsinizdir. Önceden işte hastane çevresindeki, özellikle yol içerisinde inanılmaz bir park vardı yoğun bir şekilde. Dışarıya insanlar araçlarını park etmek zorunda kalıyorlardı. Şu anki kısa vadede dediğim gibi bu kapasite artımıyla birlikte bu sorunu büyük ölçüde birkaç yıllığına da olsa çözdük gibi gözüküyor. Tabii bundan sonraki süreçte yeni kapsamlı onkoloji merkezinin yapılacağı alanla ilgili bir takım düzenlemeler, belki orada bir katlı otopark gibi fikirler geliştirilebilir. Aradaki yolunda bertaraf edilmesi, kendi içerisine katılmasıyla beraber tabii orada da bir dediğiniz gibi park alanı oluşur. Hani dışarıda adadan dönen bir trafik sistemi, içerideki iki parçaya bölen alanın da hastaneye, ana hastaneye kullanılmasıyla beraber o alanı da, o problemi de büyük ölçüde çözeriz diye düşünüyorum. Yemekhane konusunda zaman zaman şikayetler gündeme geliyor. Yemek yetmiyor, az çıkıyor, temizlik yani yetersiz şöyle, şikayetleri oluyor. Nedir bunların gerçekliği? Yani şöyle, önce yemekhaneyle başlayalım. Bir kere Alanya ili genelindeki 18 kamu hastanesinin, kamu hastanesine servis edilen yemek bu. Yani bütün Antalya iline tek bir şirket tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılmış bir ihale neticesinde tek bir şirket tarafından yemek servis aynı ediliyor. Aynı menü çıkıyor bütün hastanede. Ufak tefek dokunuşlar tabii yerelde olabilir ama genel olarak aynı nitelikte ve aynı menü çıkıyor. Bu dediğim gibi bir takım çevreler tarafından bu bir suistimal amacı olarak kullanılıyor. Ben bakıyorum mesela, şu soruyu bana açık yürekle sorabilirsiniz. Ben genellikle yemeklerimi hastanede yiyorum. Hastane yemeğini yiyorum. Yani dışarıdan öyle çok yemek getirmediğimi, yemek yemediğimi birçok kişi bilir. Ancak hani mesaimiz uzar, öğle yemeğini, saatini kaçırırsak bir şeyleri belki dışarıdan istediğimiz oluyor ama yemeklerimizi ben kendi yemekhaneden tüketiyorum. Yani yemek niteliğiyle ilgili, daha iyi olmasıyla ilgili zaten İl Sağlık Müdürlüğümüzün şu anda bir ihale süreci var. İhale süreci tamamlanmak üzere. Bu süreç tamamlandıktan sonra da yine büyük ihtimalle tüm Antalya'da, tüm kamu hastanelerinde aynı yemek firması tarafından aynı menü çıkarılacak. Ama işte Alanya'daki sesler demek ki Antalya merkezde, atıyorum Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çıkmıyor. Oradakiler demek ki beğeniyor, biz beğenmiyoruz. Böyle bir durum var. Farklı lezzetler arıyor demek ki. Muhtemelen. Burada vatandaşlar. Üniversiteyle ilişkiler nasıl? Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile biraz önce bahsettiniz Sayın Rektör'ün desteğinden ama kesinlikle, genel anlamda nasıl hem rektörle hem tıp fakültesiyle? Şimdi biz tabii bir kere burası biliyorsunuz bir eğitim araştırma hastanesi. Dolayısıyla olmazsa olmazı hastanemizin üniversiteyle olan ilişkileri, sağlık ve doğru ilişkileri. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Zaten hiç olmadı. Bundan sonra da olmaz. Hem tıp fakültesi öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlar, yani eğitim öğretimle ilgili alanların oluşturulması, bunların işte teşrifatının gerçekleşmesi, yine sadece biz tıp fakültesi gibi konuşuyoruz ama sağlık bilimleri meslek yüksek okulu var. Buradan gelen işte fizyoterapi, hemşirelik, hemşire yardımcısı, acil tıp teknisyeni gibi çok farklı gruplar da yer alıyor. Bu grupların tamamı hastanemiz içerisinde eğitim alıyorlar. Yani biz hep tıp fakültesi dedik ancak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemiz de çok sıkı, çok iyi ve sağlıklı olduğunu düşündüğüm ilişkimiz var. Bu çerçevede de nitelikli hem ara kademe elemanı, sağlık ara kademe elemanı hem de hekim yetiştirmek, bir taraftan hekim dışında uzman hekim yetiştirmek anlamında elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Sık sık tıp fakültesi dekanımızla, rektör yardımcımız ve sayın rektörümüzle
hem bir takım ortak ihtiyaçların belirlenmesi anlamında, işte nedir bu? Biraz önce söyledik, mesela onkoloji, hematoloji, bu tür öğretim üyelerinin hastanemize kazandırılması anlamında aktif ve aktif bir şekilde karşılıklı çaba gösteriyoruz ve bu meyvelerini veriyor. Bu yıl sonuna kadar bu meyveleri daha iyi göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, malum yayının başında da bahsetmiştik. Pandemi 1,5 yıldır tüm dünyayı olduğu gibi bizleri de esir aldı. Biraz normalleşsek de hala tedbirleri bırakmamamız gerekiyor. Evet. Pandemi dönemindeki hizmet, pandemiye özel hizmetleriniz nedir? Ne kadar hastaya baktınız? Yoğun bakımda kaç kişi yattı? Sevk mi çok aldınız? Çok mu sevk verdiniz? Yani şunu söyleyelim. Tabii şimdi pandemide birinci kural şu Özgür Bey. Bir kere bir salgın hastalıkla karşı karşıyaysanız erken bir şekilde tanı koyacaksınız. Hızlı, erken bir tanı koymanız çok önemli. Biliyorsunuz 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edildi ülkemizde. Bundan çok kısa bir süre sonra 6 Nisan 2020'de biz moleküler tanı laboratuvarını, işte bu PCR testinin yapılacağı tanı laboratuvarını kurduk. Cihaz üniversitemiz tarafından, üniversitemizde araştırma amacıyla bulunan bir PCR cihazı vardı. Bunu getirdik. Üniversitemizin değerli öğretim üyeleriyle birlikte, bakanlığımıza bağlı uzmanların da katkılarıyla birlikte bu PCR tanı merkezini kurduk ve bir ilçede ilk kez. Bu çok önemli bir şey. Hatta şöyle söyleyebilirim, illerin birçoğundan, yani neredeyse 60'ından önce bir ilçede ilk kez ve birçok ilden de önce hastanemize bu hizmeti kazandırdık. Bugün itibariyle baktığımızda toplam 172.422 test yaptığımızı görüyoruz Alanya'da. Bu arada Alanya'nın yarısı. Evet, neredeyse. Bu arada işte Gazipaşa, Gündoğmuş, işte Manavgat, geçtiğimiz Nisan ayına kadar, yani toplam bir yıl boyunca Manavgat'ı da biz destekledik. İbradı, Akseki gibi birçok bölgenin de testlerini biz çalıştık. Bu çok önemli bir şey. Yani bölgede bizim zaten tüm iddiamız Antalya merkezdeki Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi neyse, Antalya'nın doğusunda da Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi bu noktaya getirmekti. Bu noktada yüksek çabalarını sarf eden, bu birimde gerçekten özveriyle çalışan, başta bölüm sorumlusu hocamız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Bir başka alan, COVID mücadelesinde bizim aktif olarak değerlendirdiğimiz, belki bu rakamları ilk kez duyacaksınız ama düşünün, biz COVID ayrı, sadece COVID'li hastaların müracaat ettiği merkezi Ağustos ayında 2020 yılında kurduk. Bir yıllık süre dolmuş durumda şu anda. 110.458 hastayı burada tanı ve tedavi hizmeti sunduk Alanya'da. Yani biraz önce 110 bin. 110 bin. 110.458 kişinin tanı ve tedavi süreçlerini burada yürüttük. Gün geldi, günlük bu polikliniğe, yani sabah 8 ile akşam 24 arasında çalıştı polikliniklerimiz. Hala öyle hizmet veriyorlar. Burada hekim sayısı ihtiyaca göre 4 hekime kadar çıkarıldı. Bu hekim sayısıyla birlikte biz bir günde 900'e yakın hasta baktığımız günler oldu. Yani buna baktığınız zaman neredeyse dakikada bir hastanın bu polikliniğe girdiğini görüyoruz. Biz bir salgınla, bir savaşla mücadele ediyoruz. Ve buna da elimizden geldiğince bu hizmet alanlarını kavuşturarak çok ciddi miktarda, yani Alanya'nın 1/3'ü bizim COVID polikliniğimizde şu anda geçmiş durumda. Böyle bir rakama ulaşmış durumdayız. PCR testiyle orantıladığımızda 1/3'ünden fazlası o zaman tedavi mi görmüş oluyor? Bu 172.422 kişi pozitif çıkanlar değil. Test numunesi olarak bize gelip tedavi edilen. 110.458 de pozitif hastalar değil, semptomları olan, değerlendirmek üzere bize gelen kişiler, pozitiflik oranları döneme göre hep değişkenlik gösterdi. Bazen yükseldi, işte yaz aylarında bir miktar, biliyorsunuz işte söylediniz siz de, haritada oldukça kızardık. Şu dönemde de oldukça yeşiliz, vaka sayısı da çok belirgin olarak azaldı. Biz baştan beri hastanenin çalışma sistemini de bunun üzerine kurguladık. Tüm hekim arkadaşlarımız,
COVID PCR tanı alanında işte temel bilimlerle ilgilenen arkadaşlarımız, COVID polikliniğinde, COVID servislerinde, COVID yoğun bakımlarında ve Ocak 2021 tarihinden itibaren aşılama merkezinde, COVID aşı merkezinde toplam 5 merkezde görevlendirildi. Kimsenin ünvanına, sıfatına, yaşına, cinsiyetine bakmadık. Yani herkes COVID mücadelesinin içerisine yer aldı. Bu hem hekimler için hem de hekim dışı personel için böyle. Ben onların bu üstün gayreti, özverili çalışmaları için müteşekkirim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir yük bu. Yani poliklinikte siz 690 bin hastaya hizmet veriyorsunuz. 700 bine yakın hasta görüyorsunuz. 250 bin hastayı acilde karşılıyorsunuz. Bunun üzerine bir de 110.458 tane hastaya bakıyorsunuz. Bu olağanüstü bir durum. Ben açık net ifade edeyim. Eleştirinin bir sınırı var ama bu emek göz ardı edilemez. Benim söyleyeceğim bu. Peki hocam, 110 bin hastanın, 110 bin küsür hastanın ne kadarı yatarak tedavi gördü? Şimdi şöyle poliklinik yaklaşık, ve yoğun bakım olarak ayırabilirsek. Tam rakamların bir kısmını tabii sizinle paylaşabiliriz. Şöyle, pandemi döneminin başından itibaren 3700'e yakın hasta yatarak tedavi gördü COVID nedeniyle. Özellikle son bir yıl, özellikle de bu yaşadığımız 2-3 aylık periyotta bu rakam, yani 3600 rakamlı 2032 kişinin bu rakam, bu dönem içerisinde başvurduğunu görüyoruz. Yani son bir yıl bizim daha çok pandemiyi hissettiğimiz bir yıl oldu geçtiğimiz yıla göre. Yine şeye baktığımızda da, aşılamada da bizim hastanemiz 14 Ocak 2021'de başladığı aşı faaliyetinde şu anda Alanya'da 250 bin dozu bulmuş durumdayız. Yani 250 bin doz aşı sadece bizim hastanemizde yapılmış durumda ki bu Alanya genelinin aşağı yukarı %60'ından biraz daha fazlası bir rakam yapıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü doz dahil bu 250 toplam, bin içinde. İşte 210 bin doz BioNTech aşımız var. Sinovac aşısına baktığımız zaman da o da 40 bin doza yakın bir Sinovac aşısı var. Hani ayrı ayrı 1, 2, 3 diye ayırmadım. Ve dediğim gibi yani bu hizmeti biz sonuçta biraz önce söylediğimiz 236 hekim arkadaşımız ve bunlarla birlikte bunlara eşlik eden toplam 1400'e yakın personelle bunu gerçekleştirdik. Başlangıçta 5 yatak COVID yoğun bakımı olarak 5 yatak ayırmıştık. Yani pandeminin ilk döneminde, ilk başında 3. basamak, 3. seviye olarak 5 yatak ayırmıştık. En son geldiğimiz bu noktada bu yatak sayısını 69'a kadar çıkardık. Bu yataklar artan ağır vakalarla artan birlikte, vaka ihtiyacına göre biz hep böyle dinamik, esnek bir süreç yürüttük. Bir taraftan olağan sağlık hizmetini aksatmadan yürütmeye çalışırken öte taraftan da COVID'in, işte pandeminin yükselişine göre COVID'le ilgili ayırdığımız yatakları, hem yoğun bakım hem servis yatağını, yine poliklinikteki hekim sayısı ve çalışan sayısını dinamik bir şekilde düzenlemeye çalıştık. Şükür bugüne kadar da boyumuzu aşan bir durum olmadı. Antalya Merkez, Isparta, Burdur, Karaman, Mersin illerinden çokça da hasta aldık. Artık biz sevk veren bir hastane değiliz bu anlamda. Sevk alan bir hastaneyiz. Türkiye genelindeki mortalite oranlarının da üzerinde değil, aksine çok altında rakamlardayız mortalite oranımızda. Biliyorsunuz bu ölüm oranları ile ilgili de bir takım spekülasyonlar yapıldı. Bu spekülasyonlar doğru değil. Var mı yani, hali hazırda elinizde o rakamlar? Yani ölüm rakamlarını, kesin rakamlarını inanın ben de bilmiyorum. Yani yaklaşık biz kendi takip ettiğimiz sistemlerden elde ettiğimiz bir takım rakamlar var. Ama özellikle hani 3660 kişinin pandemiden bu yana 3660 kişinin tedavi gördüğünü ve bunların son dönemdeki rakamının 2032 kişi olduğunu düşünürsek önümüzdeki aşmış olduğumuz dalganın ne kadar yüksek olduğunu anlarız. Yani o en önemli kısmını, pandeminin en önemli kısmını biz hani Alanya olarak öyle gözüküyor ki bu yaz sezonu içerisinde yaşadık. Şu anda bir inişte olsak da benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Lütfen aşımızı olalım. Temizlik, maske, mesafe kuralımızdan hiçbir şekilde şey vermeyelim, taviz vermeyelim. Buna dikkat edelim. Hem kendimizi hem de yakınlarımızı, sevdiklerimizi korumak için işte eğitim öğretim faaliyeti başladı. Alanya'da örneğin çok güzel gidiyor.
kapanan bir okulumuz yok, kapanan bir sınıfımız yok, başta sınıfımız yok, okulumuz yok. Öğretmenlerimizin aşıya şeyi oldukça iyi, rağbeti oldukça iyi, yüksek oranda aşılanmış durumda öğretmenlerimiz de. Bu bize hep mutlu ediyor. Yani yaptığımız işin karşılığını almak. Şu an aşılananlar arasında öğrencilerin durumu nedir? Var mı o yönde bir talep? Çünkü 15 yaş üzeri aşılanabilecek ne yönelik bir karar alınmıştı? Veli izni dahilinde gerekli. Var mı? Zaman zaman geliyor mu? Yani bize tabii başvurular var. Bu rakamları yaş gruplarına bölmek çok doğru değil. Nedeni şu. Hani 65 yaş üstü ya da 18 yaş altına bakmak bizim doğru verileri veremeyiz. Biz çünkü Alanya'nın tamamını tek başına aşılayan bir merkez değiliz. Hani ilçe sağlık müdürlüğümüzde ya da il sağlık müdürlüğümüzde daha sağlıklı rakamlar olur. Sağlık ama ocakları da sağlık yapıyor. Ocakları da aktif olarak bu işin içerisindeler. Son dönemde özellikle Haziran ayından itibaren onlar da etkin bir şekilde artık bu işin parçası. Zaten süreç içerisinde aşı faaliyeti büyük oranda birinci basamağın bir faaliyetidir. Birinci basamak sağlık hizmetinin bir parçası haline gelecek diye düşünüyorum. Hali hazırda mutlaka yoğun bakımda ve servislerde yatan pandemi hastaları vardır. Bunların geneline baktığınız zaman aşılı aşısız olarak ayırmak gerekirse nedir durum? Yani o konu çok net aslında. Şunu söyleyelim bir kere. Aşı olmamış ya da yeterli dozda aşısını tamamlamamış kişilerin hastane yatışlarının %85'inden sorumlu olduğunu görüyoruz. Alanya'da da mı? Alanya'da aynı? Da durum net olarak böyle. Yani hiç aşı olmamışlar ve tam aşılı olmayan grupta çok ağırlıklı olarak hasta sayısını hem serviste yatan hem de yoğun bakımda yatan hasta sayısının bu tanıma çok uyduğunu görüyoruz. Bizde de durum çok farklı değil. Benzer bir durum var. Bakıyorsunuz ki işte 65 yaşındaki üstü işte geçtiğimiz günlerde 80 yaş üzerinde 82 yaşındaydı. 82 yaşında bir hastamızı uzun süreli meşakkatli bir tedavi olsa da yeterli dozda aşısı olmasına rağmen yattı ama sonuç yine iyi oldu. Kayıpla yaşamadık. Tedavisini tamamlayıp taburcu etme başarısını gösterdik. Ama maalesef aşısız olup genç yaşta kaybettiğimiz insanlar da maalesef oldu. İstemeyen bir şey ama bizim en önemli silahımız hala aşı. Aşı olmamakta bir ısrar devam ediyor. Bazı siyasi partiler de sanki bunu körüklüyor gibi son dönemde. Fakat daha sonra biraz daha özellikle bazı aşılara karşı biraz daha yumuşak açıklamalarda bulundular. Bazı hekimler de bunlara destekliyor işin garibi ve siz göğüs hastalıkları sizin bölümünüz özellikle bu pandemide en çok ön safta yer alan tüm sağlıkçılar mutlaka yoğun mücadele etti ama göğüs hastalıkları hekimleri özellikle işin içerisine daha çok girdi. Karşı olan hekimlerin amacı ne? Neyi güdüyorlar? Yani gerçekten bu konu... Aynı çok, tıp eğitimini aslında onlar da aldı. Evet, çok tartışılabilir bir konu aslında. Yani bilimsel kaynaklara, pozitif bilimin verilerine baktığımız zaman çok da tartışılabilir bir durum yok. Daha çok fikri sabit diyeceğimiz kişiler bu kişiler. Hani çok mesela biz Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak dernekteki hocalarımızla birlikte hani bu argümanları inceledik. Hani işte bir takım katkı maddelerinden, bir takım zararlı moleküllerden bahsediyorlar. Örneğin aşı içerisinde olan. Şuna baktığımız zaman mesela bir cipste de sadece bir tanesinde bile daha fazla aşının içerisinde onlarca kat fazla işte potasyum ya da işte klor molekülü yani bahsettikleri şeylerden çok daha fazlasını olduğunu görüyoruz. Çok mantıklı bir şey, argüman değil ya da konserveyle saklanmış, konserve tüketilen ya da hazır gıda olarak adlandırılmış. Fast food aşıdan daha zararlı o zaman. Çok daha zararlı. Yani şu anki şey çok daha zararlı. Bu bilimsel olarak birçok şeyde de yayında da gösterilmiş durumda. Dolayısıyla hani aşı bence bireysel bir tercih değil, toplumsal bir tercih. Hatta toplumsal tercih dışında toplumsal bir sorumluluk. Yani pandemide, aşı öncesi dönemde yaşadıklarımızı unutmayalım. Çocuklarımız evden
çıkamadılar, okula gidemediler eğitim maksadı. Belli bir yaşın üzerinde yaşlılarımızı korumak maksadıyla evlere bir nevi hapsetmek zorunda kaldık. Bazı uzaktan çalışmak zorunda kaldık. Uzaktan çalışmak zorunda kaldık ve bunun ciddi ekonomik değil mi? Şeyini de bedelini de ödedik. Hani hem sosyal bedelini ödedik, birbirimizle kucaklaşamadık, selamlaşamadık, el sıkışamadık değil mi? Hala bu tedbirler bu şekilde devam ediyor ama bir yıl öncesini düşündüğümüz zaman, bir yıl önce işte kışı düşündüğümüz zaman şu anda ben özellikle okullar örneğinden söylüyorum. Çok daha iyi bir durumda olduğumuzu görüyorum. Hani bu iyilik halinin tek bir sebebi var, o da aşı. Aşımız olmamız lazım. Aşıya rağmen ölüm de mümkün. Tabii ki. Tabii ki. Hiçbir aşı. Yani benim savunduğum ölümsüzlük iksiri değil bu değil, en nihayetinde. Değil. Ecel bir gün herkese tabii, gelecek. Tabii. O noktada düşünüyorum. Hatta aşı karşıtlığıyla ilgili şu örneği de veriyorum zaman zaman. Bir deniz düşünün, yüzme bilmiyorsunuz, hiç aşınız yok. İki doz aşı yaptırmışsınız, onu da işte can yeleği, simit takmışsınız, suyun üzerinde duruyorsunuz. Çok sert bir dalga gelirse elbette onu da alabora edebilir. O örneği veriyorum zaman zaman. Tabii bizler de aşımızı 3. dozumuzda geçen hafta olduk. Olmayanlara da tavsiye ederiz. Pandemiyle birlikte, pandemi sonrasında ya da görülen yeni hastalıklar ya da bazı hastalıklarda bir artış söz konusu oldu mu? Geçen yıl özellikle grip ve faranjit bildiğim kadarıyla daha düşüktü. Kendim de bir faranjit zedeyim, sık sık yakalanırım. Fakat bu yıl sanki tekrar nüksetmeye başladı gibi. Yani şimdi şöyle söylemek lazım. Bir kere solunum yoluyla bulaşan hastalıklar için maske perdeli de herhalde orada. Temel kural zaten maske, mesafe ve el hijyeniyle ilgili. Buna dikkat ettiğimiz zaman gripten de, işte faranjitten de, üst solunum yollarını etkileyen bakteri ve virüslerden de büyük ölçüde, özellikle virüslerden büyük ölçüde korunmuş oluyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl neredeyse %90, birçok bilimsel çalışma bunu gösterdi. %90'a varan oranlarda grip vakalarında bir azalma söz konusu oldu. Bu temel olarak dediğim gibi bu şeyden kaynaklanıyor, yani tedbirlerden kaynaklanan bir durum. Eğer biz tedbirlerimizi genel olarak hani bozarsak, öte taraftan diğer bir faktör ne? İnsan hareketliliğinin artışı. İşte okulların şeyiyle birlikte açılmasıyla beraber işte kapalı alanda birçok öğrenci bir arada olabilir. İnsanların işte işlerine gitmesi ya da kapalı alanlarda geçirdiği vaktin artışıyla birlikte bu tür solunum enfeksiyonlarının bulaşma riski de artabilir. Yani temel tedbirimizi elden bırakmadığımız sürece çok da fazla gripten korkmamıza da gerek olmayacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıla benzer bir seyri gösterir. Eğer tedbirleri uygularsak tabii. Alışılagelmiş grip devam ediyor ama değil mi yine pandemi? Devam ediyor ama dediğim gibi yani sayılarında çok belirgin bir azalma var. Ancak devam ediyor. Tabii hayatımızdan grip çıkmadı. Evet. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sondan hatta biraz da geçmiş olduk ama randevuların bazı bölümler için, bazı branşlar için oldukça ileri tarihe verildiğine yönelik serzenişler duyuyoruz zaman zaman. Bunun gerçeklik payı nedir? Hekim yetersizliği mi yoksa pandemi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı farklı alanlarda hekimlerin görevlendirilmesi mi? Son söylediğiniz cümle çok önemli. Biraz önce de söyledik. Sonuçta biz 110 binin üzerinde kişiye bakmışsak yine bu hekim portföyüyle bunu değerlendirdik. Onların çalışmalarıyla bunu yaptık. Yani polikliniklerden ihtiyaca göre hekimler olağan polikliniklerden COVID polikliniğine ya da COVID servisine ya da COVID yoğun bakımına ya da COVID aşılama alanında değerlendirilmiş durumda. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bunun çok önemli bir faktör olduğunu bir kere tespit etmek lazım. Bu bir. İkinci önemli unsur, tabii hayat ne kadar normalleşirse bu alanlarda çalışan hekimlerin olağan işlerine geri dönmeleri, dolayısıyla randevu kapasitesinin artması yönünde özellikle yaklaşık 2 aydır geçtiğimiz aydan itibaren ciddi bir çalışmamız var. Bunun meyvelerini de göreceğiz.
görüyoruz da bana göre. Randevu kapasitelerimizde de belirgin bir artış yaptık. Yani %40'ın üzerinde şu anda kimi bölümlerde bu %100'e varan oranlarda randevu kapasitemizi arttırdık. Üçüncüsü de hekim kadromuzun bizde genişlemesini istiyoruz. Çünkü vatandaşımız bize rağbet gösteriyor, geliyor, başvuruda bulunuyor. Elbette ki muayene olmak istiyor, erken bir zamanda muayene olmak istiyor. Ancak çok önemli bir detayı burada paylaşmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman randevu gerçekleşme oranı. Yani bir kişi randevusunu almış ve hastaneye gelmiş, muayenesine olma oranı %60'lardı. Yani %40 insan randevu alıyor ama randevusuna gelmiyor. Bu da çok ciddi bir sorun. Sırada randevu bekleyen, randevu almak isteyen kişiler var. Ancak erken randevu alamıyorlar. Çünkü dolu randevusunu görünüyor. Alıp, randevuyu alıp hastaneye gelip muayene olmayan birçok insan var. Peki o konuda bir yaptırım söz konusu olamaz mı? Sağlık maalesef Bakan. Şu anda bir yaptırım söz konusu değil. Biz sadece hekimlerle yaptığımız görüşmelerde olabildiğince hani bu kapasite kullanım kısmını özellikle belli gruplarda bu çok daha belirgin hale geliyor. Artırabilmek için belli bir toleransımız oluyor. İşte öncelikli gruplarımız var. Engelli vatandaşlarımız var. Yaşlı. İleri yaşlılarımız var. Gazi. Biz gazilerimiz var. İşte uzaktan gelen bazen kişileri de bu grup içerisine dahil ediyoruz ki bu hizmetten yararlansınlar. Ama özellikle Alanya merkezinde olan kişilerden yine bizim beklentimiz bir, randevu mutlaka randevularını alsınlar. İki, gerçekten randevularına gelmeyeceklerse bunu iptal etsinler ki o seans açılsın. Bununla birlikte de biz yeni bir hastayı oraya kaydedebilelim. Bu ancak kişilerin elinde olan bir şey. Bu sorunu da çözersek, hani randevu sorununu büyük ölçüde çözdük. İnsanlarımız daha çok randevu alarak hastaneye geliyorlar. İkinci adımda da aldıkları randevulara sadık kalırlarsa diğer insanların bu hizmete ulaşmasını engellememiş olacaklar. Bu konuda ben Alanya halkından destek istiyorum. Umarız herkes gerçekten ihtiyacı varsa hastaneye gider, tedavisini olur. Yoksa sadece ilaç yazdırmak için hastaneye evet. gitmeye gerek yok. Zaten birçok ilacı artık sağlık ocaklarında da yazılabiliyor. Sadece onun için bile randevu alanlar var maalesef. Bu süreçte yapılmayan ameliyatlar, ertelenen ameliyatlar var bir de. Pandemi döneminde şu an ameliyatların hepsi yapılıyor mu? Aksamalar oldu mu? Şöyle Özgür Bey, bir defa elektif dediğimiz yani belli bir tarihe ertelenebilir ameliyatlar dönem dönem pandemideki duruma göre, şartlara göre dönem dönem ötelendiği, daha ileri bir tarihe planlandığı oldu. Şu an için herhangi bir hani planlanabilir ameliyatlar dahil olmak üzere ameliyatlarda böyle bir ötelenme yok. Ama şu çok önemli. Acil, mutlak ameliyat olması gerekiyorsa hasta her dönemde ameliyatını oldu. Yani bir travmayla, bir araç içi trafik kazasıyla ya da yüksekten düşmeyle vesaireyle gelmiş kişiler ameliyatlarında herhangi bir aksama, yani acil cerrahi ameliyat gereken durumlarda mutlaka ameliyatlar gerçekleştirildi. Bunda hiçbir zaman aksama olmadı. Sadece hani bu ay demeyelim de hani 15 gün sonra da yapılabilecek. Diyelim ki katarak ameliyatınız var. Katarak ameliyatı acil bir ameliyat değildir. Dolayısıyla 15 gün sonra da yapılabilir. Zaten uzun sürede gelişen bir süreç bu. Ve sizi hani bu ameliyatın 15 gün sonra ya da bir hafta sonra yapılmış olması sizi bedenen etkileyecek, kalıcı, hasar bırakacak bir durum değil. O zaman bunlar ötelenebilir, daha ileri tarihe atılabilir. Ancak şu anda hani Eylül ayından başından itibaren çok rahat söyleyebilirim. Ameliyatların ötelenmesi diye bir durum yok. Elektif dediğimiz planlanabilir ameliyatlar dahil olmak üzere tüm ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Evet, sevgili seyirciler, yeni yayın döneminin ilk konuğu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı'ydı. Hastanedeki gelişmeler, sıcak konular, pandemi süreci, verilen sağlık hizmeti ya da verilemeyen ya da yakın gelecekte verilmesi planlanan hizmetlere ilişkin çok aydınlatıcı bilgiler verdi. Kendisinin son sözlerini alıyoruz ve ardından yayınımızı noktalıyoruz. Evet hocam, son sözler
dersek ne söylersiniz hastaneyle ilgili? Sonsuz bir olarak, özet geçebiliriz yeniden. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Pandemi bitmedi. Pandemi hala hayatımızın önemli bir parçası. Dolayısıyla aşı sırası gelenler lütfen aşılarını olsunlar. Diğer vatandaşlarımız da ben aşı oldum, her şeyden korundum diye bir durum yok. Bunu bilsinler. Dolayısıyla maske mesafe tedbirlerine, hijyen tedbirlerine devam etsinler. Bu birincisi, öncelikle söylemek istediğim. İkincisi, hep birlikte, el birliğiyle Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak tüm sağlık çalışanları, sayıları yaklaşık 1400'ü bulan tüm sağlık çalışanlarına müteşekkirim. Bu büyük yükün kaldırılmasında insanüstü bir gayretle, zaman zaman evlerine gitmeyerek, uzun mesailerle, yorgun, argın bir şekilde çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Onlar teşekkürü bence fazla görmeyelim. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilelim. Bu çok önemli bir şey kanımca. Son olarak da yeni yayın döneminizde başarılar diliyorum. Sizlere Alanya Postası ailesi olarak bu güzel yayına beni çıkardığınız için teşekkür ediyorum. Lütfen doğru, ondan sonra tarafsız, ondan sonra karşı tarafa da söz hakkı veren gazetecilik anlayışınıza devam edin. Halkımızı mutlaka bilgilendirmeye ihtiyacı vardır, ama doğru bilgilendirmeye ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Tekrar beni buraya konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağlık çalışanlarına tabii minnet borçluyuz. Özellikle bu süreçte sağlığın ve sağlıkçının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Zaman zaman belki musibetler bu işlerin kıymetini daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Temennimiz o ki bir an önce bu pandemi belasından kurtuluruz ve akabinde de yine sağlıkçılara bugünkü saygı ve hürmeti göstermeye devam eder vatandaşımız. Zaman zaman şiddet olayları da maalesef yaşanıyor. Umarız şiddetten arınmış hastanelerde sizler de, tüm sağlıkçılar da görevini istediğiniz gibi sağlık hizmeti verebilecek nitelikte devam edersiniz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah yeni açılacak bölümlerin müjdesini de yine bu ekranlardan açıldığı zaman vermek nasip olur. İnşallah hep birlikte sağlıklı günler dilerim. Sevgili seyirciler, yeni yayın döneminin ilk programının sonuna geldik. Belirttiğim üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, sağlıktaki gelişmeleri ve pandemi sürecindeki tedavi, tanı ve aşının önemine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte bu ekranlarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar.